Öncelikle yeniden hoş geldiniz. Teşekkür Bizim ederim. için büyük bir şans burada olmanız. Çünkü biz her hafta iş insanlarımızı ağırlarken yatırımcı gözüyle veya bir girişimci gözüyle onlardan bir şeyler öğrenme, onlarla sohbet etme şansı elde ediyorduk. Fakat şu anda tam anlamıyla bir girişimci adayının ne tür zorluklar yaşayabileceğini objektif bir gözle öğrenebileceğimiz çok kıymetli bir konuğumuz oldu Sağ sizin olun. gelmenizle. Teşekkürler. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz öncelikle? Tabii. Ben 19 yaşından beri iş dünyasının içindeyim. 19 yaşında üniversite birinci sınıftayken okuduğum bölümü yapmamaya, o bölümde çalışmamaya karar verdiğim için sivil toplum kuruluşlarına çalışmaya başladım ve o benim kariyerim haline geldi. Yaklaşık 13 sene Avrupa Birliği dahil olmak üzere çok uluslu kuruluşlarda sivil toplum örgütlerine çalıştım. Son 6 yıldır da girişimcilik vakfında çalışıyorum. 5 yıl oldu vakıf kurulalı ama ben 6 yıldır mütevelli heyetine danışmanlık yapmaya başladım 6 yıl önce, kurulmadan önce vakıf. Ondan önce Özyeğin Üniversitesi'ndeydim. Böyle bir hani sosyal taraftan, sivil toplum tarafından biraz daha önce sosyal girişimciliğe sonra da girişimcilik tarafına geçtim. Peki GİRVAK'ın kuruluna dönersek yani nasıl kuruldu, nasıl bu fikir ortaya çıktı ve nasıl kuruluşu gerçekleşti? Ondan bize biraz bahseder misiniz? Tabii. Vakıfın kuruluş hikayesi aslında Sina Afra'nın kendi girişimcilik hikayesine bağlı. Sina Bey de dinlediniz galiba, değil mi burada? Evet. O kendisi 40 yaşında girişimci oluyor ve 40 yaşında girişimci olmak ona aslında hem artı hem eksi bir sürü şey getiriyor. En büyük artısı çok ciddi bir kurumsal deneyimi var ve o kurumsal deneyimi girişimciliğe çok iyi aktarabiliyor. Ama eksisi tabii çok geç başlamış, yani ona göre çok geç başlamış oluyor. Ve bana kimse 18 yaşındayken, 19 yaşındayken senin bir potansiyelin var, girişimci olabilirsin demedi diyor. Ve aslında marka fonundan eksit ettikten sonra da topluma geri vermek istiyor ve bu geri verme serüvenini de gençlerle birleştirmek istiyor. Tam orada bizim yollarımız kesişti. Birkaç mütevelli heyet üyesiyle aynı zamanda aşağı yukarı. Ve vakfın kuruluş süreci başladı. Girvan'ın ana amacı girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak. Bunun için de hem üniversite öğrencileriyle hem de farklı gruplarla birlikte çalışıyoruz. Tam buna değinecektim aslında. Yani GİRVAK'ta siz neler yapıyorsunuz? Fellow'larla ilgili çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Çünkü çok fazla üniversite öğrencisi için bir hayal ve bir amaç noktasına geldi buna dahil olabilmek. Bize hem biraz GİRVAK neler yapıyor hem de belki aramızda girişimci adayı olmak isteyen, Fellow'la başvurmak isteyen adaylarımız vardır. Biraz bahseder misiniz Tabii. bunlardan? Bizim ana işimiz aslında Fellow programı. 17-24 yaş arası üniversite öğrencilerine açık bir programımız var. Her yıl epey yüksek oranda başvuru alıyoruz. Geçtiğimiz yıl 112 bin başvuru aldık ve 40 genç seçtik. 6 aşamalı bir seçim sistemimiz var. Tüm üniversite öğrencilerine, tüm bölümlere, tüm coğrafya, yani Türkiye'deki tüm bölgelerden gelen öğrencilere açık. 6 aşamalı bir seçim sistemimiz var dediğim gibi. Bilimsel bir seçim yöntemi. İlk önce bir CV dolduruyor adaylar, sonra bir video çekiyorlar, iki tane kişilik envanter testi yapıyorlar. Her aşamada eleniyor bu arada. Ön mülakata giriyorlar ve yüz yüze mülakata giriyorlar. 4,5 ay sürüyor seçim süreci. Ve 40 tane genç seçiyoruz. Ortalama her yıl mezun olan sayısına göre 2 senelik bir program çünkü. Eğer son sınıf öğrencisiyseniz bir sene kalabiliyorsunuz programda, yoksa 2 sene program. Hiçbir aşamada aslında Türkiye'de ve dünyada yapılan programlardan farklı olarak hiçbir aşamada fikir sormuyoruz. Bizim yaptığımız şey fikri değil, insanı desteklemek. Çünkü girişimcilik dediğiniz şey, aranızda eğer deneyimleyen varsa, girişimcilik dediğim şey aslında fikirden bağımsız bir şey. Sizin kim olduğunuz, hayata nereden baktığınız, nasıl bir düşünme biçimine sahip olduğunuzla ilgili. Dolayısıyla da biz fikrin doğru zamanda, doğru insanlara, doğru network'ün içindeyken geleceğine inanıyoruz. Ve aslında girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak için sadece girişimci olmak ya da sadece girişim kurmak üniversite hayatındayken yeterli değil. Aslında alınan ilhamı, bizim programda aldıkları ilhamı dağıtmaları gerekiyor. 2 ayda bir girişimcinin hikayesini dinliyor gençler. Sizin burada dinlediğiniz hikayeler gibi ama sansürsüz olduğunu düşünün. Bazen öyle hikayeler oluyor ki, ya diyoruz ki hani tamam evet kayıt yok ama hani fotoğraf bile neredeyse çekilmesine izin vermiyoruz konuşma sırasında, sunumdan bir şey görünür falan diye. Tamam kayıt yok ama hani bu kadar da detaylı anlatmasa mıydı acaba diyoruz bazen gelen konuşmacı. Dünyadan ve Türkiye'den girişimciler gelip anlatıyorlar hikayelerini ama gerçekten sansürsüz. O günün öğlen yemeğini mütevelli heyetimizle, ortaklarımızla, destekçilerimizle birlikte yiyor fellowlarımız. Şöyle düşün işte, Ali Sabancı ile 2 ayda bir öğlen yemeği yiyorsunuz.
Ve tabii o network'ün bir parçası oluyorsunuz. Fellow olmak demek, girişimcilik vakfı fellow olmak demek aslında Türkiye'deki çoğu kapının size fellow olmayanlara göre bir tık daha kolay açılması demek. Ama tabii ki de bizim temsil ettiğimiz değerler var. Ve o değerler uygun olmasını bekliyoruz fellowların. Temel olarak geri vermelerini bekliyoruz. Yani uygunluk derken mesela genel kıstaslar illaki vardır kafanızda, hani adaylarda aradığınız özellikler diyelim. Elbette çok fix şeyler değillerdir belki ama genel bir baktığınızda çok insanla tanışıyorsunuz, çok insanı elemek durumunda kalıyorsunuz. Siz nelere bakıyorsunuz fellowlarda? Fikirden ziyade dediniz çünkü. Yani fellowlarda tabii böyle dönem dönem farklı şeylere bakıyoruz. Bazen grubun dinamiğine de bakmak gerekiyor çünkü. Seçim sürecindeki iki tane kişilik envanteri testi aslında bize adayın potansiyelini söylüyor. Hiç yani kişilik envanteri testi yaptıysanız bilirsiniz, böyle bazılarında bir chart vardır. O chartın daha böyle sol tarafında, daha mavi tarafta olanların iki sene boyunca yaşayacakları bir deneyimle ve hayatlarını değiştirecek negatif bir deneyim de değilse özellikle, bir deneyimle kırmızı tarafa, yani daha girişimciye yatkın tarafa dönmesi mümkün değil. Dolayısıyla biz kişilik envanterlerine bakarken ne tam kırmızıları, sadece kırmızıları, ne de tam işte %100 mavi olanları almıyoruz. Daha bir çeşitlik yaratmaya çalışıyoruz. Her aşama birbirini takip ederek değerlendiriliyor. Hiçbir aşama tek başına eleme kriteri olarak kullanılmıyor. Temel olarak neye bakıyoruz? Şimdi girişimci dediğimiz insan tipi bir kere risk alabilir olması lazım. Risk almaktan korkmaması lazım. Eleştiriye açık olması lazım. Fikrine aşık olmayacak çünkü. Fikrine aşık olmayıp o fikri karşıdan gelen geri bildirimlere ya da eleştirilere açık olması lazım. Dünya ile ilgili bir derdi olması lazım temel olarak. Özellikle gençse, üniversite öğrencisi ise, yani hayatla ve dünya ile ilgili bir derdi olması lazım. Temel olarak bunlara bakıyoruz aslında. Peki diyelim ki ben üniversite öğrencisi değilim, doğal olarak fellow olamayacağım. Yani o yaş kriterine girmiyorum. İyi bir fikrim var, fikrime inanıyorum, iyi bir iş planı kurdum. Fakat maddi olanağımda yok girişim fikrimi gerçekleştirmeye. Ben nasıl aşamalardan geçeceğim? Burada birçok arkadaşımızın belki bir güzel bir fikri vardır. Fellow olacak yaşta değillerdir, kıstaslara uymuyorlardır ama ne yapmalıyım ben? Nasıl bir süreçten geçeceğim sizce girişim ekosistemi içerisinde? Şimdi girişimcilik ekosistemi içerisinde aslında bir yol var. Biz Girişimcilik Vakfı olarak o yolun en tabanını oluşturmaya çalışıyoruz ama aslında gidebileceğiniz Türkiye'de bir yol var. Evet, iyidir, eksiktir, daha iyisi olabilir, tabii ki tartışılabilir ama fikrinizi buldunuz ve üzerine çalıştınız. Yani en azından elinizde bir prototipiniz var. Yani ne olduğuyla bağlantılı, yani çok arge tabanlı bir iş değilse, yani o prototipi üretmek için de bir yatırıma ihtiyacınız yoksa, işte internet tabanlı bir girişimse ya da işte ne bileyim daha küçük IoT işleri gibiyse, Arge tabanlı, şöyle diyeyim, Arge tabanlı bir şeyse TÜBİTAK'a başvurdunuz ve TÜBİTAK fonu aldınız 1512. Ondan sonra melek yatırımcı aşamasına gittiniz. Arge tabanlı bir şey değilse o zaman ürününüzün en azından ilk prototipini yaptınız, ilk müşterilerinizle konuştunuz. Çünkü size bir yatırımcının soracağı temel soru şu: müşteriye sordun mu? Tamam, bu fikir çok güzel ama bu fikrin hedef kitlesi olan müşteri buna hazır mı? Bu konu hakkında ne düşünüyor? Senin kendi dünyanın içerisinde değerlendirdiğin yanında, ya da yanındaki sana her zaman çok objektif olmayan insanların verdiği feedbacklerden ziyade gerçekten sokağa çıkıp müşteriye gitmeniz lazım. Müşteriye de gittiniz. Artık tam yani iş ürüne dönüşecek ve başlayacaksınız. O zaman melek yatırımcıların kapısını çalabilirsiniz. Hangi seviyede olduğunuza göre, ne iş yaptığınıza göre, işinizin ne kadar, yani fikrinizin ne kadar unique olduğuna göre bir değer yaratıyor. Ama en önemlisi sizin kim olduğunuz. Yani siz ve ekibiniz bu işi yapmaya yetkin misiniz? Sizden bu fikri alsalar, siz başka bir fikri de yine aynı özveriyle ve aynı heyecanla yapabilir misiniz? Çünkü melek yatırımcı aslında size yatırım yapıyor. Fikre yatırım yapmıyor. Çünkü fikirler değişir, pivot eder. Siz bu fikri yapmaya çalışırken Amerika'da biri aynısını yapar ve daha iyi yapar. Oradan bir şey öğrenirsiniz ve bambaşka bir yolda gidersiniz. Melek yatırımcıdan da aldınız melek yatırımınızı. O sizin aynı zamanda mentorunuz olmuş oluyor. Sadece para vermiş olmuyor. Aslında know-how'ını da vermiş oluyor. İş büyüdü, fatura kesmeye başladınız. Müşterileriniz çoğaldı. Daha da büyümek istiyorsunuz. Global açılmak istiyorsunuz. O zaman VC'ye doğru gidiyorsunuz. Türkiye'de yaklaşık 5-6 tane VC var iyi çalışan. Onlara gidersiniz. Ondan sonra işiniz iyice büyüdü. Artık her şey yoluna gidiyor. Süper.
sizi global network'ün bir parçası yapması için Endeavor gibi kurumlara gidersiniz. Aslında 3 aşağı 5 yukarı bir yol var ama tam ne yani konunun fikri ne olduğuna bağlı. Ama ilk adımınız her zaman aslında müşteriyle görüştükten sonra ben bu fikri nasıl global dünyaya açarım diye bakmak olmalı. Peki sonraki aşamadaki melek yatırımcı kısmı daha çok belki de girişimci adaylarını ilgilendiriyordur. Melek yatırımcılar için de, girişimci adayı için de bu süreç genellikle nasıl ilerliyor? Çok böyle enteresan hikayeler var tabii. geçen hafta Ali Karabey, 212'nin kurucularından bir tanesi, bir tweet attı ona gelen bir e-mail ile ilgili. Biri işte bir fikri var ve 212'ye ulaşmak istiyor, yatırım almak istiyor oradan. Ve işte şey yazmış, yani böyle özetleyeceğim. İşte sunum vesaire yapmaya benim vaktim yok. İşte eğer ilgileniyorsanız gelip anlatırım. Lütfen işte saçma sapan şeyler yazmayın e-mail'e. Bu ilk e-mail. Yani bir yatırımcıya atılan ilk e-mail bu. Böyle şeyler yapmayın tabii mümkünse. Öncelikle aslında melek yatırımcıya giderken tabii bir e-mail'le bir hani kontak bulup ona ulaşmak lazım. Girişim tarafından söylüyorum. Canvas'ınızın hazır olması lazım ya da Canvas'ın içindeki soruların size hazır oluyor olması lazım. Çünkü Canvas herkes için, yani business Canvas, yalın girişim Canvas'ı herkes için aslında bir taban. Yani herkes o baseline'a bakıyor. Ürününüzün dediğim gibi hazır olması lazım. Müşteri görüşmelerini yapmış olmanız lazım. Ne kadar istediğinizi ve ne kadar vereceğinizi bilmeniz lazım. Çünkü o size bir para verecek. Sizin yatırımcınız olacak. Sizin de bir yüzde veriyor olmanız gerekecek. Hani orada ne kadar açılabileceğinizi, ne kadar açılamayacağınızı önceden karar vermiş olmanız gerekiyor. Ve bence melek yatırımcı seçerken de aslında kendi ortaklarınız dışındaki ilk ortağınızı seçtiğinizi unutmayın. O yüzden aslında yatırımcıyı seçin. Yani kiminle yatırım ilişkisine gireceğinizi iyi düşünün. Hele VC aşamasında. Çünkü sizi, hele VC yani daha ortağınız oluyor. Melek yatırımcı biraz daha küçük. Çünkü hadi bilemeniz maksimum 10, %10 veriyorsunuz. %10 bir şey olmayabiliyor bazen ama onun aklına ihtiyacınız olduğu için çok daha fazla zaman ayırıyorsunuz, zaman geçiriyorsunuz birlikte. Melek yatırımcı tarafında da işte her gün binlerce e-mail geliyor. Binlerce sunuma gidiyorlar, binlerce sunum dinliyorlar her gün. İşte bir takım girişimcilik programları var, hızlandırma programları. Onların da işi aslında sürekli girişim dinlemek ve doğru girişimi ve doğru girişimciyi bulmak. Özellikle melek yatırımcı ağlarından birine dahillerse. Onlar için süzülmüş girişim fikirlerini dinliyorlar. Girişimciye bakıyorlar önce. Bu girişimci bunu yapabilir mi? Bunu yetenekli mi? İyi niyetli mi? İşte beni suistimal eder mi? Etmez mi? Çünkü çok hikaye var. Haklı olarak onlar da bu tarz şeylere dikkat ediyorlar. Sonra ilişki başlıyor. İşte bir görüşme, iki görüşme. Ne kadar eleştiriye açık olduğunuza bakıyorlar. Ne kadar dinlediğinize bakıyorlar. Ve gerçekten o işin potansiyeli olup olmadığına bakıyorlar tabii. En sonunda da yatırdığı parayı alabilir mi diye bakıyor. Çünkü bir yatırımcı, melek yatırımcı veya VC 10 tane, yani bu da dünyadaki ölçek, 10 tane yatırım yapar. 9 tanesi den ümitli değildir. O bir tanesi 9 taneyi çıkartır zaten. Öyle akıllıca yatırım yapmaya çalışır. Dolayısıyla yani o 9 taneden biri mi olacaksınız, o bir tane mi olacaksınız, onu tartar. Sonra da ilişki başlar. Tamamen insan ilişkisi aslında melek yatırımcılık tarafı. Yani bütün yatırım süreçleri öyle. Aslında girişimcilikle birlikte Türkiye'de genç nüfus çok yoğun olduğu için, yani ülkemiz çok genç nüfusun yoğun olduğu bir ülke olduğu için girişimcilikle birlikte istihdamın da aslında gün geçtikçe değişikliğe uğradığını, hatta olumlu anlamda değişikliğe uğradığını görüyoruz, düşünüyoruz. Siz neler söyleyebilirsiniz bu konu hakkında? Vallahi bugün işsizlik rakamları açıklandı. Üniversiteden yeni mezun yaş grubunda %17.4. İnanılmaz bir rakam. Yani inanılmaz korkunç bir rakam diyeyim. Yani bu ülke kalkınacaksa, bu ülkede bir şeyler değişecekse bu girişimcilikle ve eğitimle olacak. Çünkü artık sanayileşerek büyümek bitti. Yani dünyada da bitti, bizde de bitti. Teknolojiye yatırım yaptığımız müddetçe ve teknolojiyle ve girişimcilikle büyüdüğümüz müddetçe istihdam yaratmamız mümkün olacak. Ya bir tek kariyer seçeneklerinin iki tane olmadığını kabul etmek lazım. Yani ya kamuda çalışırsınız ya özel sektörde çalışırsınız değil artık dünya. Siz kendi işinizi de kurabilirsiniz. Kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Dünyayı değiştirecek, dünyadaki gördüğünüz sorunlara çözüm olabilecek işler yapabilirsiniz. Bir kere bunu
önce gençlerin, sonra gençlerin ailelerini kabul etmesi gerekiyor. Toplumsal dönüşüm ancak öyle olacak çünkü. Yani ne zaman anneniz babanız, yani ne gerek var buna şimdi? İcat çıkarma, işte git bir SGK'lı işe gir, işte özel sağlık sigortan da yapılıyorsa süper demeyecek size ve size inanacak ve sizi destekleyecek, o zaman dönüşüm başlayacak. İstihdam yaratmak için önemli bir araç girişimcilik. Çünkü sadece siz bir girişim kurup, hep istihdamla ilgili hep şunu söylerler, işte ben bir tane app yaptım, işte kaç tane eleman çalıştırabilirim ki? Aslında işte EasyCo'ya baktığınızda, Insider'a baktığınızda, işte ne bileyim Mutlu Bir Eve baktığınızda, bugün Yemek Sepeti'ne baktığınızda, şu anda Yemek Sepeti'ne galiba 200'den fazla insan çalışıyor. Tam sayıyı bilmiyorum ama yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Banabi ile daha da büyümüştür eminim ekip. Bir kere sizin yarattığınız işin yan işleri çıkmaya başlıyor. Sizin yarattığınız işi sizden daha iyi yapacağına inanan insanlar yeni girişimler kurmaya başlıyor. Hep böyle bir aslında çarpan etkisiyle büyüyen bir ekosistem, girişimcilik ekosistemi. Ve dünyada artık hani sadece Türkiye'de değil, yani Berlin'e baktığınızda, işte Tel Aviv'e baktığınızda, San Francisco'ya baktığınızda, Londra'ya baktığınızda, hadi San Francisco bambaşka bir dünya ama yani bizim coğrafyamızdaki, Avrupa'daki ülkelere baktığınızda işsizlik sorununun, işsizlik konusunun en önemli çözümlerinden biri girişimcilik. Çok doğru. En azından eskiden aileler de desteklemiyorlardı ama şimdi insanlar gitgide bu başarılı hikayeleri gördükçe çocuklarını üniversite sonrasında bir kamuda veya özel sektörde sabah 9 akşam 5 yerine gerçekten cesaretlendirdiklerini en azından siz en çok görenlerdensiniz. Şey çok önemli. Çok o hikayeler doğru. Çok kıymetli. Şimdi Marka Fani satıldı. İnanılmaz bir basın ilgisi oldu. Çok güzel bir hikaye. İşte adam e-ticaret sitesi yapmış, ürünleri satıyor ucuza. Bak dünya, bak köşeyi döndü, konuşmasının evde yapılıyor olması bile çok kıymetli. Sonra Yemek Sepeti satıldı. Yemek Sepeti'nin işte satış hikayesi, satıştan sonra elemanlarına dağıttığı para hikayesi, bütün o hikayenin kendisi aslında inanılmaz bir etki yarattı. Çünkü mass media dediğimiz, yani işte herkese ulaşan kanallarda paylaşılmaya başlandı. Sadece bizim dünyamızda değil yani. İşte sadece Webrise'de değil de Hürriyet'te de yazdı. Hem Markafon hem Yemek Sepeti hikayesi. İşte Insider'ın büyümesi, EasyCo'nun büyümesi, bunlar biraz daha şimdi henüz daha medyaya ulaşmış şeyler değil ama bu hikayeler büyüdükçe, o rol modelleri doğdukça aslında herkes için normalleşecek. Önemli olan normalleştirmek. Yani o topçu veya popçu olmanın yerine aslında girişimci olmak alacak ailelerin gözünde. Yavaş yavaş. Yemek Sepeti biraz onu değiştirdi. Evet. Peki hep birey bazında konuşuyoruz ama kurumlar da gitgide girişimciliği destekler hale geldi. Hatta kurum içi girişimcilik kavramı ortaya çıktı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya kurum tabii, yani ülke dönüşürken, gençler bu kadar dönüşürken kurumların bir kere bundan uzak kalması mümkün değil. Temel olarak zaten o kurumlar bu gençleri işe almak istiyor. Bir kere girişimci gibi düşünen bir genci istihdam edebilmek için sizin de kurum olarak dönüşmeniz gerekiyor. Eski iş yapma biçiminizle yeni jenerasyonu içeride tutabilmeniz, içeri alabilmeniz bile mümkün değil. Temel, yani bizim hep şirketlerle konuşurken de duyduğumuz temel şeylerden bir tanesi bunun bir insan kaynakları tool'u oldu. Yani biz işte böyle programlar yapalım ki gençler burada çalışmak istesin. İşte buranın klasik bir banka, klasik bir şirket, işte klasik bir FMCG şirketi olmasının dışında biz ya yeni dünyayı takip ediyoruz algısını yaratabilmek, bu birincisi. Ama ikincisi mevcut ekonomik şartlarda, mevcut dünya düzeninde eski düzenle yeni iş yapmak mümkün değil. Yani inovasyonu eski düzenle yapabilmek mümkün değil. Bu yüzden de aslında içerideki know-how'ı, bilgiyi yeni teknolojiye dönüştürebilecek programlar yapmaya başlıyorlar. Evet, bu çok kıymetli. Ama bunun kadar kıymetli olan ve henüz Türkiye'de çok gelişmeyen bir şey daha var bence. Kurum içi girişimcilik programları şu anda neredeyse her şirkette var, neredeyse. O da şu anda bir şey, bir... Trend. Trend, evet. Çok olumlu bir trend, sonuna kadar destekliyorum. Bence çok kıymetli. Hem şirketler için hem birlikte çalıştıkları kurumları büyüttükleri için. Ama en önemlisi aslında şirketler startupların müşterileri olabilirler. Startuplardan hizmet alabilirler. Hizmet alabilecekleri, bugün yaptıkları işleri çok daha akıllıca çözümler üreterek yapan startuplar var. Yani işte Coca-Cola'nın dağıtım, şu an şey yapıyorum, örnek veriyorum, böyle bir şey olduğu için değil ama Coca-Cola'nın dağıtım ağını daha akıllı hale getirebilecek startuplar var dünyada ve Türkiye'de. Ya da işte bizim girişimlerimizden bir tanesi Evreka, çöp toplama
araçlarıyla konteyner arasında bir iletişim sistemi yarattı. Konteynerdeki çip araca bilgi veriyor doluluk boşluk oranı ile ilgili ve araç ona göre rotasını belirliyor ve bu belediye hizmetlerinde belediyenin giderleri arasında %35-%45 arasında gider azaltıyor. Şimdi bunu uygulayabileceğiniz birçok yeri var. Şimdi Kızılay'la çalışmaya başladılar vesaire. Bunun gibi aslında piyasada olan ya da hani iyi durumda olan büyüme eğrisi gösteren startupların müşterileri şirketler olmaya başladığında aslında dönüşüm daha da hızlanacak. Ama çok kıymetli kurum içi girişimcilik programlarının hepsi. Özellikle de dışarıdan gençleri alıyorlarsa. Yani işte kurum içi girişimcilik yarışmaları yapıyorlar. Bazen bizim de beraber yaptığımız işler var. İnovasyon projesi yapıyoruz. Şirket çalışanlarıyla fellowlar eşleşiyor. Bunlar çok kıymetli dönüşümler tabii ki. Peki bir yatırımcı gözüyle bir de bakarsak hep girişimci gözle konuştuk. Diyelim ki bir yatırımcının önüne bir fikir geldiğinde, bir girişim fikri geldiğinde öncelikli olarak sizce çok fazla çünkü yani hayatınız ve örnekleri devamlı başarı, başarısızlık evet. hikayeleri bunları yönetmekle aslında bu süreçleri yönetmekle dahil olmakla geçiyor. Bir yatırımcı nelere dikkat eder? Yani neye bakar bir fikirde? Önce ekibe. Ekip gerçekten fikirden çok 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 daha önemli. Önce ekibe bakar. Ekip bunu yapabilir mi? İki, bazı yatırımcılar için gerçekten o ekibin iyi insan olması, ondan pozitif bir enerji alabilmeleri çok önemli. Dolayısıyla ikincisi ona bakarlar. Negatif, işte eleştiri duymayan, kapalı girişimci profilleri çok birlikte yürümeye uygun profiller değil. Sonra fikre bakarlar tabii ki. Yani bu fikir gerçekten ne kadar iyi? İşte dünyada örnekleri var mı? Bunları araştırmışlar mı? Başarısız olan, yürümeyen bir girişim var mı bu alanda? Neden başarısız olmuş? Bunu her soruya cevap verebilecek halde olması lazım girişimcinin. Ve ne kadar yani en sonuncusu da yani o işe girmek istiyorsa da ne kadar bir değerlemeyle ne kadar bir para arıyor ve bu paranın karşılığında ne kadar bir hisse veriyor? Bu tamamen artık son anlaşma aşaması. Pazarlık aşaması diyelim. Dolayısıyla en önemli şey ekip. Sonra tabii ki de fikir ne kadar iyi, ne kadar iyi düşünülmüş, iyi execute edilmiş o ana kadar. Bir ürünü var mı? İşte MVP'si var mı? Mockup'ı var mı? Hangi aşamada yatırımcı olduğuna göre değişir tabii. İşte müşteri feedbackleri nasıl? Piyasada eğer melek yatırımcıdan bir sonraki aşamadaysa özellikle yatırım şey de yapıyorlar benim bildiğim yani piyasada o startup'la çalışan insanlarla da konuşuyorlar yani feedback'ler ne işte müşteri feedback'ini duyuyor mu işte şikayetim mesela internet girişimi şikayetimvar.com'da varlar mı yani ne kadar hızlı cevap veriyorlar müşteri memnuniyetleri ne kadar yüksek böyle bir sürü aslında parametreye bakıyorlar ama temel baktıkları şey bir ekip iki fikir. Peki ekip dediniz ekiplerde genel olarak baktıkları dinamikler ne oluyor? Ya bir tanesi bir kere roller, bir hani daha lider rolünde bir önde ilerleyen aslında o yatırımcı sunumlarını da yapan, işin yönetimsel tarafında olan birinin olup olmaması. İki, eğer yazılım yani teknoloji gerektiren bir ise içeride bir yazılımcının olup olmaması. Bu çok önemli bir şey. Yazılımcınızı asla dışarıda tutmayın, asla. Çünkü yazılımcı dediğiniz şey gider. Giderken sizin bütün yazılım bilgilerinizi alır. Ve böyle ortada kalıverirsiniz. İşte startup'ınızı launch etmenizden bir gün önce. O kadar çok olan hikaye ki bunlar. O yüzden yazılımcı asla ve asla dışarıda olmaz. Mutlaka ekibin bir parçası olması lazım. İşte işin ne olduğuna bağlı olarak, yani işin özel, yani ne bileyim işte daha sağlık alanında bir iş yapacaksanız, bu işi bilen, bu sektörü bilen, sağlık alanında deneyimli birileri var mı içeride? Yani bir de işin uzmanı var mı? Bunlara genel olarak bakılır. Bir de tabii hani genel olarak grubun dinamiği, ne kadardır birlikte çalıştıkları, özel yetkinlikleri, iletişim becerileri, ekip dinamiği dediğim gibi, işte kişisel özellikleri bunlar da kıymetli oluyor tabii. Günümüzde bir de yeni ekonomi kavramı oluştu. Akla yatırım, yeni ekonomi, inovasyonla birlikte aslında gelen kavramlar bunlar. Türkiye bunun neresinde sizce? Zor bir soru. Türkiye bunun neresindeyi söylemek zor. Yani böyle başında da diyemiyorum tek başına çünkü değil aslında. Ya da yakalayabilecek mi bu gelişimleri? Bunu bilmek çok zor. Şu an hani kendi içimizde bulunduğumuz ekosistem içerisinde evet yakalayabilecek.
çok iyi girişimciler, çok iyi girişimler var. Büyüyen ve büyümekte olan. Ama hani büyük resme baktığınızda gerçekten biraz... Şimdi ekosistemlerin büyümesi sadece girişimcilere bağlı değil. Keşke öyle olsaydı. Sadece girişimcinin ve yatırımcının olması, işte yerli yatırımcının olması o ekosistemi büyütebilseydi ama ne yazık ki mümkün değil. Bir sürü yabancı değil. Yatırımcının gelmesi lazım, işte bir sürü başka faktörlerin olması lazım. O yüzden hani bunu yakalayabilecek mi, bunun neresine sorsan cevap vermek şu durumda zor, ülkenin içinde bulunduğu durumda. Ama çok bence yani bir kere inanılmaz genç bir nüfusumuz var. Nüfusun yarısı genç. O yüzden hani bu ivmeyi kaçırmamız çok mümkün gelmiyor. Biz ne kadar işte sınırlı sayıda destekler verebilsek de gençlere, bir kere gençler zaten özellikle bu Z jenerasyonu, yani sizin jenerasyonunuz, zaten yani doğarken, doğduğu andan itibaren dünyaya açık doğdu. iPad, işte telefon, akıllı cihaz kullanma bilgisi sebebiyle. Çok daha dünya erişimi var. Dolayısıyla siz ne kadar şey yapmaya çalışsanız da, kısıtlı destekler vermeye çalışsanız da herkes aslında kendi yolunu buluyor. Önemli olan mümkün olduğunca işte üniversiteler gibi kurumların, bizim gibi ekosistemi destekleyen kurumların o rol modelleri çoğaltması. Bir de genç nüfustan hani çok yoğun olmasından bahsettik. Belki de bu bizim aslında global anlamda rekabet avantajımız olabilir, hı-hı, diğer ülkelere göre. Peki sizce başka ne tür global avantajlarımız var aslında? Belki kullanamadığımız hatta ya da kullansak başarı sağlayabileceğimiz, global bir başarı, hı-hı, yaratabileceğimiz, başarı hikayesi yaratabileceğimiz ne tür rekabet avantajlarımız var? Aslında bu ülkede çok iyi yazılımcılar var. Yani... Şimdi girişimcilik ekosistem, yani girişimcilerin olduğu ekosistemlerin en büyük özellikleri yazılım, yani teknoloji tarafının kuvvetli olmasıdır. Türkiye'de çok iyi yazılımcılar var ama sayı çok az. Yani Türkiye'de 7200 tane bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi mezunu oluyor her yıl üniversitelerden. Ama ihtiyaç yani 7 milyon tane olsa istihdam edilebilir. Hem ülkenin çok ihtiyacı var teknoloji ve yazılım mühendislerine, hem de dünyada çok ihtiyaç var. Dünyada bugün Facebook'ta, Google'da en iyi seviyedeki yazılımcılar Türk. Türkiye'deki iyi yazılımcılar hemen zaten gidiyor. Dolayısıyla bu tarafa eğer yazılımcı eğitimine, yazılım eğitimine ağırlık verilebilirse, sadece kodlama değil, yani şu anda bir kodlama furyası var. İşte çocuklara kodlama öğretiyorlar, tabii ki çok önemli. Algoritmayı öğrenmek çok önemli çünkü. Ama ben ciddi yazılım eğitiminden bahsediyorum. Yani hani iyi... advanced seviye Android yazabilen, advanced seviye iOS yazabilen yazılımcılardan bahsediyorum. Bu çok önemli. Bu bence ciddi bir rekabet avantajı olabilir. Çünkü aslında hani işte bu kur sebebiyle de daha teknolojisini burada tutup ama işte pazarlamasını, satışını yurt dışında tutan startuplar çok fazla var. Bu avantajı kullanmak lazım. Biz nüfus olarak büyük bir ülkeyiz. Dolayısıyla da bir ürün çıkarttığınızda deneme, yani kullanım, işte ben 3 ayda 1 milyon insana kullandırdım deme ihtimali çok az, çok fazla. Tel Aviv'de bunu yapamıyorlar mesela. Hemen globale açılmak zorunda kalıyor ve bütün denemesini globalde yapmak zorunda kalıyor. Ama biz ülkede yapıp sonra globale açılabiliyoruz. Girişimcilik anlamında söylüyorum. Bunlar avantaj. Çok kültürlü bir yapıya sahibiz. Bu da çok büyük bir avantaj. Özellikle daha sosyal girişimcilik alanında bir şeyler yapacaksanız ya da daha böyle işte eğitime, kültüre dayalı bir iş yapacaksanız. Sağlık sistemleri Türkiye'de çok gelişmiş. Sağlık sistemin kendisi. Dolayısıyla o alanda bir şeyler yapmak çok mümkün. Yani biz şimdi kendi içinde bulunurken sağlık sisteminin hani çok gelişmiş deyince, ben böyle bir kere bir üniversite böyle bir şey söyledim. Epey itiraz etti öğrenciler bana. Şimdi ama hani Almanya ile kıyasladığınızda, işte Amerika ile kıyasladığınızda sağlık sistemi ve sağlığa erişim Türkiye'de muazzam bir seviyede. Dolayısıyla o taraflarda bence rekabet avantajımız var. Ama en önemli rekabet avantajımız gençler. Çok doğru. Bir de şimdi Girvak olarak çok fazla girişimci adayını aslında desteklemeye, hı-hı, çalışıyorsunuz. Fellowlarda olsun, genel olarak mentorluk anlamında olsun, tabii, çok yönlendirmelerde bulunuyorsunuz, destek oluyorsunuz. Peki Türkiye'de sizce girişimci adayları yeterince cesaretlendiriliyor mu? Yani herhangi bir girişimcilik konferansına gelip ya da işte herhangi bir girişimcilik içeriğini takip ediyorsa bir şekilde, yani bir şekilde bu hani girişimcilik konusunda heyecanlanmışsa ve doğru yerlerde olabildiyse, yani şans biraz, hani Diyarbakır'daki çocuk girişimcilikle ilgili cesaretlendiriliyor mu? Hayır, cesaretlendirmiyor tabii ki. Ama
İstanbul, Ankara, İzmir'dekiler biraz daha şanslı. Yani coğrafya biraz ne yazık ki bazen kader olabiliyor ama ondan kurtulmak da mümkün tabii ki o kaderden de. Cesaretlendiriliyor bence ama daha hikaye çok küçük. Yani ekosistemin hikayesi çok az şu anda. Tel Aviv'de bir ayda yapılan exit sayısını biz 10 yılda yaptık. Hem finansal yani büyüklük anlamında söylüyorum hem sayı anlamında söylüyorum. Dolayısıyla ve hani unutmayalım İsrail bütün komşularıyla savaş halinde bir ülke. Buna rağmen çıkan fikirler ve şeyler, startupların büyüklüğü. Dolayısıyla hani bu hikayeler büyümeden gençleri biz ne kadar cesaretlendirsek de onlar risk alıp bu işe girmeye o kadar hevesli olmuyorlar. Ama bundan 5 sene öncesine göre tabii ki gençler çok daha fazla destekleniyor bu ülkede girişimcilik anlamında. Çok fazla program var, kurumların var. Hani girdiniz siz şirketlerden birine, kurum içerisinde de girişimcilik deneyimleyebiliyorsunuz. Ya da işte bizim gibi programlar var, fikir yarışmaları var yani. Her hafta bir fikir yarışması açılıyor. Üniversitelerde dersler var. Üniversitelerde dersler var. Neredeyse her üniversitede. Seçmeli, bazen de seçmeli zorunlu. Onun ne demek olduğunu hala anlayamadım ama dersler var. Bizim şu anki dersimizin içerisinde olduğumuz gibi seçmeli zorunlu olarak. Seçmeli zorunlu. Yani hem seçmek, yani seçmeniz gerekiyor hem zorunlu olmamız gerekiyor. Hayır, kimi bölümlerde alt uzmanlıklarda zorunlu olarak kılıyoruz girişimciliği. Ama girişimciliğe daha yatkın olmayan alt uzmanlıklarda seçmeli olarak açıyoruz. Aynı anda hem seçmeli hem zorunlu evet, demek. Evet ama çok belki. Kalabalık oluyor sınıflarımız en azından. Süper. Bu biraz harika. Daha umut verici oluyor bizler için. Evet. Yani biz de mesela 3 sene önce öğrendik, biz de hala şaşkınlığımı atabilmiş değilim. Karabük Üniversitesi'nde 4 senelik girişimcilik bölümü var. 4 senelik girişimcilik bölümü var. Tek devlet üniversitesi. Hatta galiba özellerde de yok, özdeğinde vardı, kapandı 4 yıllık olanı. Ve Amerika'da Babson's diye bir okul var, Babson College. Yani işte dünyada girişimcilik eğitimini yazan ve hani hikaye yazan okullardan bir tanesi. Galiba en iyisi yani Harvard'da bile oradan sonra çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Babson's'ın bütün eğitimini almışlar. Hocalar Babson's'a gitmiş. Babson's'ın bütün eğitimini almışlar ve ülke yani Türkçeleştirip uyarlamışlar. İnanılmaz bir hikaye yani. Hani Karabük'te 4 senelik bir üniversitede böyle enteresan yani. Böyle bazen bu ülke şey gibi biraz Türkiye. Yani bir anda böyle hani bütün umudunuzu kaybettiğiniz anda bir şey çıkıyor karşınıza. Veya ya bir dakika ya hani yok. Bu hala kadar da kötü edebilirim. Değil. Hala bir şeyler olabilir burada diyorsunuz. Ben 6 sene oldu, 5 senedir işte 5 dönemdir fellow seçiyoruz. 350 bin kişi geçti elimizden. Ve her gün şey diyorum yani kendi fellowlarımı onları çok yakından tanıdığım için söylüyorum. Ama bence çoğu genç için aynı şey geçerli. Onlarla konuştukça mümkün değil umudunuzu kaybetmeniz. Mümkün değil. Yani o gençlerin bakış açısıyla bu ülke için, bu dünya için, çünkü artık çok aslında ülkelerden bağımsız bu jenerasyon ya, daha dünya insanı. Bu dünya için yapmak istedikleri şeyleri duyup bir de hani gerçekten onun için çalıştıklarını görünce yani şey oluyorsunuz, ya bir dakika ben hani neden umudumu kaybediyorum ki haline geliyor. Dolayısıyla hani her gün daha iyiye gidecek her şey bence. Daha iyi olacak yani o anlamda da. Evet, gitgide aslında bu anlamda yani ben de kendi adıma bir akademisyen olarak girişimcilik dersimin sonunda bir proje istediğimde öğrencilerimden bir iş fikri, bir girişimci gözüyle iş fikri istediğimde dönem sonunda önüme gelen proje fikirlerine inanamıyorum. Ve o kadar detaylı, o kadar inanarak öğrenciler bunu sadece ödev aslında ama gerçekten inançlarını koyarak yapıyorlar. Ve yani bir yatırımcı olsam, birçoğuna herhalde yatırım yapmak isterdim diye düşünüyorum. Gerçekten sorunları keşfeden bir gençlik var önümüzde. Bu sizin dediğiniz gibi siz daha iyi biliyorsunuzdur çünkü çok fazla örnek görüyorsunuz. Ama ben bir akademisyen gözüyle ben de inanın her gün umudum artıyor gençlik için ve harika. Ülkemiz için. Peki şimdi çok fazla hikaye görüyorsunuz, başarı hikayesi hı-hı. görüyorsunuz. İnşallah daha da artacaklar. İnşallah. Başarısızlık hikayeleri de görüyorsunuz. Peki bu başarısızlık hikayelerinde özellikle bir girişimde en sık gördüğünüz hatalar genellikle neler oluyor? Yani insanlar nerelerde hata yapıyorlar da bu girişim iş fikirleri, planları yürümüyor, başarısız oluyor? Girişimcilikte 3 tane şey var. Ekip, doğru zaman, doğru fikir. Şimdi bazen ekip çok iyi oluyor, fikir çok iyi oluyor ama zamanlama o kadar yanlış oluyor ki içinde bulunduğu zaman ve coğrafya için. O iş yürümeyebiliyor. Sizden bağımsız bir şey yani. Ülkede ne bileyim seçim oluyor yani. Beklemiyorsunuz seçim. 6 ay sonra bir seçim planlamıyorsunuz ama seçim oluyor. Ya da ne bileyim işte
Amerika'dasınız ve Trump seçiliyor falan. Yani her şey olabiliyor ya hayatta. Dolayısıyla sizden bağımsız şeyler var. Onları bir kenara koyuyorum. Birinci problem hep ekipten çıkıyor. Ekip bu kadar önemli dememizin temel sebebi de o aslında. En temel şeylerden bir tanesi ekip. Ekip kavga ediyor, ayrılıyor. İşte giden yazılımcının yerine yenisi bulamıyor. Yazılımcı giderken bütün yazılım alıp götürüyor. Yani bu tarz şeyler çok fazla oluyor. Bir bu ekiple ilgili yani şeyler var. İşte finansa bakan arkadaş aslında finansa bakmamış oluyor. Bir bakıyorlar ki kasada para yok. Yani hani parayı yediği için söylemiyorum ama kasada para yok. Para bitmiş. Para harcanmış ve fütursuzca harcanmış. Para yok gibi. Bir hani ekiple alakalı işler olabiliyor. İkincisi fikre çok aşık oluyorlar. Yani o kadar aşık oluyorlar ki fikre. Ne eleştiri duymak istiyorlar, ne hatayı görüyorlar, ne müşteriyi duyuyorlar. Müşteriden daha iyi bildiklerini düşünüyorlar. İkinci hata, yani ikinci sık karşılaşılan şeylerden bir tanesi bu. Bu işe, yani fikre aşık olmak aslında üründeki hataları da görmeyi engelliyor. Daha böyle arge tabanlı işlerde özellikle işte Elizabeth Holmes'un başına gelen şey gibi fikir o kadar güzel ki işte bu bir damla kanla bütün hastalıkların teşhis edilebilmesi fikir o kadar güzel ki aslında ama teknoloji yok yani öyle bir hani boş bir hayal sattı kadın hepimize. Bunun hani boş hayal olmayıp gerçekten hani işin yapıldığı ama fikre çok aşık olan girişimciler var. Bu önemli sıkıntılardan bir tanesi. Yatırım bulamayabiliyorlar. Yani yatırım bulmaya odaklanıp aslında ürünü geliştirip müşteri tarafını geliştirmeye odaklanmayıp yatırım aramaya odaklanıyorlar. Yani dışarıdan bir para gelsin hani yani büyümeyi bir şeye bağlamak aslında sıkıntı girişimciler için. Bazen mecbursunuz, gerçekten mecbursunuz. Ama bazen gerçekten mecbur değilsiniz aslında yani. Bugün hadi Falahattin hiç yatırım almadan 1 milyondan fazla insan tarafından kullanılan uygulamalar. Hiç yatırım yok, sıfır. Ve inanılmaz hikaye yani bence ikisi de inanılmaz bir hikaye yani tartışılır hani teknolojisi vesairesi nereye gittiği şu anda ama bugüne kadar hiç yatırım almadan gelmiş olmaları sadece kendi ekipleri ve tamamen müşteriyle dönüyor olmaları inanılmaz bir hikaye. Bunlar önemli diye düşünüyorum başarısızlıkta de şans. Şans yani. Peki son olarak girişimci adayı arkadaşlarımız aramızda siz bugün büyük bir şanssınız onlar için ve ilgiyle dinlediler zaten. Peki onlara neler önerirsiniz? Yani ne yapsınlar? Fikrinize aşık olmayın önce. Ne yapsınlar? Önce hayatta ne yapmak istediklerine karar versinler bence. Yani girişimcilik tek yöntem değil. Bugün kurumsal hayata geçmeye karar verip yani mezun olduğunuzda kurumsal hayata geçmeye karar verip sonra girişimci de olabilirsiniz. Herkesin yolculuğu farklı çünkü. Ve kurumsal deneyim edinmek bence çok önemli aslında. O kültürü, iş yapma biçimini, o yapıyı öğrenmek ve sistemi kurabilmek çok önemli. O yüzden önemli kurumsal yapı. Ama eğer bir fikriniz varsa en azından bir kere deneyin. Başarısız olacaksınız. Yani muhtemelen olacaksınız. Ama deneyin. En azından deneyin. Başarısız olun sonra tekrar deneyin. O başarısızlıktan öğrenin ama denemekten korkmayın. Tabii ki çok büyük riskler almaya belki şansınız ya da fırsatınız olmayabilir. Ama kendi ölçünüzde risk alıp, kendi hayatınız içerisinde riskler alıp deneyin. Denediğiniz aslında bunun ne kadar keyifli bir süreç olduğunu, bunun ne kadar öğretici ve sizi besleyen bir şey olduğunu göreceksiniz. Başarısız olursanız da üzülmeyin ama elinizden gelen en iyisini yapın tabii ki. Ama başarısızlık girişimcilik hikayesinin çok büyük bir parçası. Herkes ilk girişiminde Facebook olmuyor. Herkes o kadar şanslı değil. Bir de hikaye bize anlatıldığı gibi değil pek. Belki bir yandan da. Yemek sepeti 11 sene sonra yani Nevzat Ali Yemek Sepeti'ni 11 sene sonra exit etti. Marka Fondan 6 sene. Dolayısıyla hani böyle bir anda da olmayacak hiçbir şey. Bunun bir süreç olduğunu, bunun bir yolculuk olduğunu ve gerçekten bu işi yapmak istiyorsanız, yani girişimci olmak istiyorsanız, bir derdiniz varsa bu derdi çözmek istiyorsanız da mutlaka kendinizi donatın, mutlaka dünyayı takip edin, mutlaka etrafınızda olan şeylerin farkında olun. Benim en temel önerilerim bunlar olur. Bizim için çok büyük şanslı bugün sizi konuk olarak ağırlamak. Çünkü biz her hafta iş insanlarımızdan gerçekten hem yatırımcı, hem girişimci, hem de iş dünyası bazında bilgiler alıyorduk.
Ama sizden bütün bu girişimci adaylarının ve girişimcilerin aslında hikayelerini baz alarak yorumlar alabilme şansı oldu ki çok büyük kıymet bizim için. Ben size kendi adıma sorularımın hepsini cevapladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ama eminim arkadaşlarımızda soruları vardır. Soru sormak isteyen var mı? Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Emre Karakoç ben. Yöneticilikte koçluk ve mentorluk yüksek lisans öğrencisiyim. Harika. Şöyle bir şey soracağım. Nüfusun çok büyük bir kısmı genç dediniz. Hı hı. Bu gençlerin nitelikleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Bir de şöyle bir şey düşünüyorum. Ben mesela gençler ilk başlarken çok fazla hemen Nevzat Aydın ya da Sina Afra gibi olmak istiyorlar ama onların geçtikleri bir yol var. Çok ciddi bir mücadele var. Onlar nihai kısmı böyle rol aldıklarını, örnek aldıklarını düşünüyorum ama o mücadeleyi rol almak gerekiyor ya da örnek almak gerekiyor. Bu konu hakkında ne söylersiniz? İkinciye cevap vereyim önce. Tabii ki. Biz Fellow programının ilk günü bir açılış etkinliği yapıyoruz. Her Fellow'a bir tane kırmızı kutu veriyoruz. İşte kutunun içerisinde onlara özel yazılmış bir mektup. İşte onların kart vizitleri, işte tişörtleri, böyle bir takım şeyler var kutunun içerisinde. Ve orada bir konuşma yapıyoruz. Ben her, yani galiba 5 senedir aynı konuşmayı yapıyorum. 3 aşağı 5 yukarı değiştirerek. Ama temel söylediğim, her fellow, ilk fellow up'ta söylediğim şey şu. Biz size gül bahçesi vaat etmiyoruz. Biz size epey dikenli bir yol vaat ediyoruz. Bu dikenli yoldan yürüyüp, canınızı acıtarak, kanınızı dökerek bir yere geçeceksiniz. Eğer girişimci olacaksınız. Kimse bir günde, 5 saatte, 5 günde Nevzat Aydın olmadı. Kimse Sina Afra olmadı. Çok meşakkatli bir süreç. Çok zor. Yani girişimcilik 7-24 değil. Yani galiba 14-48 çalışmak. Olmayan saati, olmayan zamanı çalışmak. Ama dünyanın en keyifli şeyi. Eğer gerçekten bunu yapmak istiyorsanız, potansiyelinizde bu varsa, sizin için doğru şey buysa. Dolayısıyla bence rol model hikayelerinin en güzel tarafı ilham vermesi ama en aslında tehdit eden demeyeyim de daha zorlayıcı tarafı bu hikayelerin sadece bir yüzünü gözüküyor olması. O yüzden her zaman başarısız hikayelerini de takip etmek lazım. Ve hiçbir zaman bu yolun gerçekten böyle güllerle donatılmış sakin pembe bir yol olmadığını unutmamak lazım. İlk soruya gelince de nitelik, yani gençlerin nitelikleri konusunda. Şimdi bu yeni bir jenerasyon. Yani ben bir önceki jenerasyonun insanıyım. Şu anki gençler, şu anda üniversite öğrencisi olan gençler, yani sizler bir kısmınız galiba. Biraz daha dünya vatandaşı gençler. Hangi coğrafyada yaşadığından bağımsız, dünyayı takip eden, dünyaya açık. Çünkü Facebook diye bir şey var. Ben doğduğumda Facebook yoktu, siz doğduğunuzda vardı. Galiba, değil mi? Evet. Olabilir diye düşünüyorum. İnternet, yani ben doğduğumda internet yoktu. Ama siz doğdunuz, siz internet dünyasının içerisinde doğdunuz. Dolayısıyla bence en temel şeyi dünyaya açık olmaları ve dünyayla bir dertleri olmaları. Yani sadece işte buradaki, bu coğrafyadaki açlıkla ya da bu coğrafyadaki haksızlıklarla değil, dünyadaki haksızlıklarla ilgileniyorlar. Şu anda işte Amerika'da kurulmak istenen duvara da yani Türkiye'den itiraz edenler var. İşte ne bileyim, Sudan'daki savaşa da itiraz edenler var. Dolayısıyla aslında dünyanın daha tek, yani dünyaya ait hissediyor bu gençler kendilerini. Sadece kendi ülkelerine ya da memleketlerine değil. Bence bu çok önemli bir şey. Özellikle girişimci olmak istiyorlarsa. Önemli, bir kıymetli bir şey olacak ilerleyen zamanlarda. Hemen ne yazık ki hemen başarılı olmak istiyorlar. Hemen CEO olmak istiyorlar. Hemen, yani genelleyerek konuşuyorum tabii ki. Hızlıca basamakları ilerlemek istiyorlar. Kendi mükemmelliklerini herkesin görmesini ve herkesin takdir etmesini istiyorlar. Ama hayat ne yazık ki o kadar adil değil, o kadar kolay değil. Bu da biraz demotive ediyor gençleri. Yani ben bunu bizim programdaki gençlerde de görüyorum. Biraz fazla, yani şöyle, mesnetsiz özgüveni yüksek olan insan çok, genç çok. Onu mesnetli hale getirmek lazım, onun altını doldurmak lazım. Özgüven sahibi olmak çok önemli bir şey, özellikle bizimki gibi coğrafyalarda. Ama dayanaklı bir özgüvene sahip olmak çok daha kıymetli. Ama yani bu dünyayı değiştirecek bu jenerasyon kesinlikle. Biz bir noktaya kadar etki edebiliyoruz.
biz de belki özellikle bizim jenerasyon daha son yılları etki edecek ama esas bu jenerasyon ülkeyi, yani ülkeyi değil sadece dünyayı bu jenerasyon değiştirecek. Başka sorusu olan var mı? Buyurun lütfen. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle ismim Muhammed. Burada yüksek lisans öğrencisiyim. Benim tez konum aslında Endüstri 4.0. Yani biraz da bu konu hakkında araştırma yaptığım zaman artık dünyanın farklı bir yöne gittiğini görmekteyim. Yani teknolojik açıdan biraz hani robotik üretimlerinin olduğu, yani siber fiziksel üretilmeye dayandığını görmekteyim. Girişimciler de genelde bu tarz üzerine destekler sunmakta. Hani Ar-Ge'si olan, ne bileyim yazılımı olan, az önce sizin bahsettiğiniz gibi tarzı sunmakta ama diğer taraftan şunu da görmüyor muyuz acaba? Yani örnek vereyim, organik tarım. Hani o konularda çok fazla ben destek göremiyorum. Hani ben mi göremiyorum, var mıdır, yok mudur? Yani ona tarım, olursam. Özellikle teknolojiyle tarımın birleştiği fikirler son iki senedir çok daha fazla revaçta. Bu sene buna özel fonlar açılıyor. Önümüzdeki dönemlerde açılacak. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da. Ama çok dünya içinde, yani tarım teknolojileri dünya içinde yeni bir konu. Bir de şöyle düşünün, şimdi tarımla, yani tarım alanında iş yapmak bir tık daha zor. Yani bir app yazmak, işte ne bileyim, bir IoT cihazı yapmak biraz daha havalı. Tarım alanında bir iş yapmak için bir kere önce tarım sektörüyle çalışmanız gerekiyor. Sahaya inmeniz gerekiyor, tarlaya gitmeniz gerekiyor. Onların ihtiyaçlarını anlamanız gerekiyor. Ailenizde bu işlerle ilgilenen yoksa hani o sorunu görmek bir tık daha zor. Yani işte benim evde buzdolabım boşaldığında buzdolabımdaki işte boşalan şeylerin listesini yapacak bir epe ihtiyacım var. Çok daha insanın hayatında olan bir sorunu, bir çözümü. Ama tarım teknolojileri biraz daha o alanlarda dolaşıyor olmanız gerekiyor. Ya da özel ilginizin olması gerektiren şey. O yüzden bir tık daha yavaş ilerliyor olabilir ama çok iyi girişimler var şu anda. Çok iyi girişimler geliyor. Tarım, yani büyüyecek alanlar zaten tarım, sağlık ve robotik alanlar olacak zaten. AI, robotik, o taraflar. Başka sorusu olan var mı? Merhabalar. Merhaba. İsmim Mustafa Akbulut. Diş protez teknisyeniyim. Benim farkında olduğum bir konu var. Onu size sormak istiyorum. Şimdi bilişim, bilgisayarlar, işte programlar, yazılımlar. İnsanlar hep bunları kendi beyninin üzerinde bir üst noktada görme açısıyla bakıyorlar. Yani ana unsur bence insan odaklı olmalı. Kendi fikri ve düşüncesi olmalı. Bizim sektörde de var. Mesela CAD sistemle, yazılım sistemiyle dişleri kazıyoruz, ediyoruz. Bir örnek verecek olursam şöyle söyleyeyim. Mesela Renault markası arabalar fabrikada 70 tane takır 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 bir günde çıkıyor. Ama dünyanın en pahalı arabası 10 tane üretiyor. İşte 80 trilyona. Sadece el yapımı yapıyor ve üst seviyede kalite ve konfor şeklinde yapıyor. Şimdi gençlerde şöyle bir şey görüyorum. Her şey bilgisayar, her şey yazılım. Laptopun başına oturduğum zaman kral benim. Yani hani bu hava gerçek sektörde öyle değil. Şu anda ben protez laboratuvarı sahibiyim, Şişli'deyim. Aynı zamanda Altınbaş Üniversitesi'nin hastanesiyle de çalışıyorum. 8 yılda Marmara Üniversitesi'nin protez hizmetlerini ekibimle yürüttüm. Ben kendimden bir hikaye vereceğim. Ben taşrada memur bir ailenin çocuğuydum. Dayımlar İstanbul'da olduğu için İstanbul'a taşındık. 19 yaşında geldim. Dershaneye gidecek ücretim olmadığı için kendimce fikir ürettim. Bil dershanesine gittim, dedim ki ben size dedim işte 100 tane öğrenci getirirsem beni kaydeder misiniz ÖSS hazırlık programına? Tabii ki de dediler. Bütün arkadaş çevremi, tanıdık akrabalarımdan 43 tane öğrenciyi yazdığımda müdür beni programa kaydetti. Ben iktisat fakültesini o şekilde bitirdim. Bu programdan sonra danışmanlık şirketi kurdum ben. Sadece dershanelere yönelik pazarlama hizmeti sunan, öğrencileri onların hazır koltuklarına oturtuyorduk. Haftada 50-60 tane öğrenci kayıt yapan bir program geliştirmiştim. Üniversite öğrencilerinden oluşan bir program. Ve 3 Dilko dahil işte şu anki Aydın Üniversitesi, Bil Dershanelerine, Gözen Dil kurslarına, işte
belirli seviyelerde belirli sayıda öğrencileri İngilizce bilgisayar paketlerine kaydediyordum. Ve 19 yaşında bunların genel müdürleriyle toplantılar yapıyordum. Ama bu şeyler hayalle, cesaretle oluyor. Benim buradaki arkadaşlara tavsiyem içlerindeki enerjiyi başka bilgisayar odaklı veya çevre odaklı değil, kendi enerjilerini, kendi hayal gücünü en iyi kendisi tanıyor insanlar. Buna yönelik hareket ederlerse daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. Teşekkürler. Güzel bir girişimcilik hikayeniz varmış. Doğru söylüyorsunuz. Tabii ki de insan faktörü çok kıymetli. Ama o insan faktörünü girişimcilikte tek bir tip girişimcilik yok tabii ama etkisi yüksek. Çok daha fazla insana istihdam yaratacak, çok daha fazla noktaları iletecek girişimcilik diye bahsettiğimizde, global açılacak girişimcilik diye bahsettiğimizde bugün mümkün değil ki teknolojiden uzak olsun. Bir şekilde teknolojinin içinde olması lazım ama sorunun çözümünü sadece teknolojiye dayamak değil, insan odaklı teknolojik çözümler bulmak çok daha kıymetli tabii ki. Ama bir şey de unutmayalım yani teknoloji hayatımızın büyük bir parçası. Şeye inanmıyorum hani bir gün robotlar bütün işimizi elimizden almayacak tabii ki. İnsan faktörü, insanın karar verme yetisi, gözlem yeteneği bir robot tarafından taklit edilebilecek bir şey değil. Ama teknoloji hayatımızın büyük bir parçası ve bazen çözümleri çok daha kolay hale getirebiliyor. İkisini iyi dengeleyip harmanlamak lazım diye düşünüyorum. Tabii. Meher Hanım çok teşekkür ederim. Geldiniz, bütün sorularımızı cevapladınız. Girişimcilik adına merak ettiğimiz şeylerin de ötesinde hikayelerle bağdaştırarak daha gerçekçi gözle aslında. Çünkü dediğiniz gibi birçok girişimci belki fikrine aşık olabilir, objektif olamayabilir. İş insanları belirli bir yatırım yapıyorlar, objektif olamayacakları noktalar olabilir ama siz gerçekten objektif gözle bizi cesaretlendirerek hikayeleri paylaştınız, yorumlarınızı yaptınız. Size çok teşekkür ediyorum kıymetli bilginiz için. Çok teşekkürler, çok sağ olun.